Merhabalar hepiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizlere destek olmak amaçlı kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Türk Hava Yolları'nın analizini yapacağız. Teknik analiz ve grafik analizini ve son durumunu paylaşacağız. Öncelikle uyarımı yapmak zorundayım. Bu kanalda anlatılan hiçbir video yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi ve finansal okur yazarlığımı tahminlerimi sizlerle paylaşmaktayım. Evet dostlar Türk Hava Yolları şu anda <laughs> 223.3 nerede düşmüş vaziyette açılışı kırmızı ile yaptık e, bakalım günün e, nerede kapatacak e, 227.9 228 lerle açıldı hafta sonundan sonra fakat şu an kırmızı yaklaşık 2 saat 17 dakikada düşüş biraz e, sertleşti. Ama Türk Hava Yollarında hala da telaşa gerek yok. Benim söylediklerim bence halen de geçerli. Bu sırada 215 8'e kadar düşebileceğinden önceki videolarda bahsetmiştik. Yani destek olarak buna neye göre bahsettik? Piyasanın durumundan dolayı ve ee, biz yüzde şöyle göstereyim. Biz yüzde Borsa İstanbul endeksinde bu desteğin altında kapanış geldiğinden sonra bundan bahsettik. Cuma onu çekim Cuma günü kapanış desteğimizin de altında. Hatta Perşembe günü aslında buraya mum atmıştı ama üstünde kapattı. Bu güzel bir haberdi. Fakat Cuma günü bahsettiği nokta şu an olası bir paniğin olmaması Burada da yükseliş trendindeki kanalın altında kapanış yapmasına rağmen kısa sürede toparladığını yani 4 gün toparlayıp daha da yükseldiğinden bahsettik. Şu an bu kanalın altında ikinci günü ve güçlü bir ayı ile beraber şu andan itibaren bizim biz yüzde bakacağımız nokta 7910 liralar civarları. Bunun altında kapanış yapmaması arkadaşlar ki istiyorsak yeni bir yükseliş senaryosu bu 7910 lira e, kırılmaması lazım ilk aşamada. Kırılırsa yükseliş senaryosu kısa vadede o an için iptal olur. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim tekrardan Türk Hava Yolları'na onunla da ilgili kısaca e, en son bilgileri verelim. Türk Hava Yolları'nda da dediğim gibi 215.8 onun da altına tekabül eden 209 liralara denk geliyor. Şayet kırılırsa da diye bahsediyorum. Eğer kırılmazsa e, daralan üçgenlerle böyle gidip gidip yükselişi yine başlatabiliriz zaman içerisinde. Şu anda ama panik yapacak, telaş yapacak bir durum yok çünkü halen de desteğin üstünde bulunuyor Türk Hava Yolları ve gördüğünüz gibi. Burada da böyle bir senaryo yaşanmıştı. Buna benzer bir senaryo. Yine bu senaryonun aynısının yaşanma olasılığı var arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Şu an için acil bir panik yapıp e, telaşlık bir durum olmadığını söyleyebilirim. Türk Hava Yolları'nda ekstra olarak katılı destek olarak da e, trade'lerin olduğu yani bu indikatörlerin VIP indikatörlerinin olduğu trade grubumuza trade grubumuza diyorum trade videolarına ulaşabilirsiniz. Katıldan en düşük ücretli olan paketle arkadaşlar o da 60 TL. Diğerlerine de destek olmak isteyen arkadaşları tutmayız. Dediğim gibi Türk Hava Yolları'nda artık bu kanal arasında seyredeceğimiz büyük ihtimalle gözüküyor. Bu desteğin üstünde kapanış yaptığı sürece yine biz üstlere deneriz arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz yüzde de şöyle bir ufak sıkıntı var o desteğin kırılması o kanal desteğinin kırılması ama alttaki 7.910 kısmındaki destekte de tutunursa biz yüzde de kısa vadede sıkıntı yok bundan bahsediyorum bakalım Türk Hava Yolları'nda ilerleyen zamanlarda neler olacak artık bundan sonra Türk Hava Yolları ile yeni video şöyle gelir ya desteğin altına kapattığımızda gelir dostlarım ya da desteğin üstünde tutunduğumuzda gelir. Yani bu destek kanalının üstüne tutunduğumuzda gelir. Ekstra olarak gelirse Türk Hava videosu bu hafta yeni. Şöyle bu kanal arasında kapanış altında yaparsa ilk yardım videosu gelir. Acil çağrı videosu gelir. Anlatacaklarım bu kadardı. Takip etmeniz gereken noktalar 215.8 215, 215 lira destek. Artık direnç de bizim ilk aşamada bu kanalın üst bandı. Yükseliş trendi kanalın üst bandı. Tepeler, üst bandı. Bunlar da 240 ara denk geliyor. Yani Rıza'ya bakın. Herkese iyi haftalar dilerim. Kanala abone olmayı ve katıldan destek olup VIP indikatörlerin olduğu eğitim video serisine gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın.